Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, bütçeyle ilişkin çok şeyler söylemek lazım ama önümüzü görebileceğimiz bir bütçe yok. Yok arkadaşlar. Bütçe olarak karşımızda ne var biliyor musunuz? Borç var, faiz var, kriz var, yoksulluk var, yolsuzluk var, yalan var, işsizlik var, insan hakları ihlalleri var. Ama sarayın keyfi yerinde. Sarayın günlük harcamaları 13 milyon dedi biraz önce Burcu. Saatte 500 bin lira harcanıyor saraya. İlginç bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Sarayda tıbbi laboratuvara bir yılda 51 milyon liralık sarf malzemesi alınmış. 51 milyon liralık. Tek kişi için tam teşekküllü sağlık hizmeti veriliyor sarayda. Her şey saray için arkadaşlar, Erdoğan için. Necip Fazıl'ın bir sözünü hatırladım arkadaşlar. Ne diyor biliyor musunuz? Bu Taksim'i kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Evet değerli arkadaşlar, bu ülkede bir de TÜİK başkanı var ya. Genel başkanımız Kılıçdaroğlu'na kapıları kapatan, sahibinin sesi TÜİK başkanı. AKP il ilçe başkanlığı gibi çalışıyor. TÜİK kararları çok önemli. Niye? Çünkü asgari ücret, memur maaşları, emekli maaşları oradan ödenecek. Sayın Cumhurbaşkanı, devlet kurumları senin Şamaroğlan'ın değil dedi Sayın Kılıçdaroğlu'na. Buradan diyorum ki, bürokratları kafasına göre görevden alan kurumları doğrudan talimatla çalıştıran Erdoğan'a, kurumlar, devlet kurumları senin de Şamaroğlan'ın değildir Sayın Erdoğan. Değerli arkadaşlar, ekonomi batık ama Erdoğan'ın kafasında hiçbir ekonomi modeli yok arkadaşlar. Çin modeli Erdoğan'ın cambaza bak cambaza oyunudur arkadaşlar. Çünkü Çin modeli yatırıma bağlı bir büyüme modelidir arkadaşlar. Bu bize uymaz ki, nerede yatırım var? Saray yeni bir model arıyoruz diyor. Hazine Bakanı yeni ekonomi modelini değerlendirdi. Bir bakar mısınız arkadaşlar? Nasrettin Hoca fıkrasına döndü ülke. Nebati, pardon, Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Göl hiç maya tutar mı? Hoca cevap vermiş. Tutmazsa üzülürüm. Nebati böyle diyor arkadaşlar. Tutmazsa üzülürmüş. Siyasi iktidar faizi düşürünce enflasyonu da düşüreceğini zannediyor. Halbuki döviz maliyeti enflasyondan çok fazla arkadaşlar. 600 milyar dolar civarında borcumuz var. Dış borcumuz, iç borcumuz var. Milli gelirde bir ayda 300 milyar dolar eridik, eridik. TL'nin düştüğü kötü duruma iki ilginç örnek vereyim arkadaşlar. Apple geçenlerde Türkiye'de mağaza açtı. 1 doları 17 lira olursa size satış yaparım dedi. Bir diğer olay, Katar'la önceden yapılmış bir swap anlaşması var. Swap anlaşmasını bir yıl uzattık ama Katar şart koştu. Ne dedi biliyor musunuz? 1 dolar 24 lira olursa dedi ve bizimkiler kuzu kuzu kabul etti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Merkez Bankası ne yapıyor? Çatır çatır para basıyor arkadaşlar. Piyasadaki para arzı son 3 ayda %45 arttı. Bakın arkadaşlar, vergiyle, zamlarla, para basmalarla 2022 yılındaki enflasyonu söylüyorum. Hepinize söylüyorum. AKP sıralarını özellikle uyarıyorum. Enflasyon %100'ü geçecek. %100'ü geçecek. Sahibinin sesi TÜİK'e inanmayın. Arkadaşlar, bugünlerde Numan Kurtulmuş ne dedi biliyor musunuz? Fiyatlar için TÜİK ve Merkez Bankası'na inanmayıp içki masasındakilere mi inanacaksınız? Sayın Kurtulmuş, vatandaş fiyatları marketlerdeki raflarda olan ete, süte, peynire, tuvalet kağıdına bakıyor. Oradan öğreniyor. Değerli arkadaşlar, ekonominin batağını Sayın Erdoğan ayetlerle açıklıyor. Ben de bir ayet söyleyeceğim. İsra suresi 16. ayet. Ne diyor? Bakın. Biz bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman o ülkenin başına zenginlikten şımarmış, hırsız, arsız yöneticiler getiririz, yıkım başlar diyor arkadaşlar. Yandaş yazar Abdülkadir Selvi'nin damadının yolsuzluklarıyla ilgili bir iddiaları gündeme getirmiştim. Damat olduktan sonra hızla yükselen Emre Öğütcan, Sanayi Bakanlığı'nda rüşvetle mal alıyor. Daha sonra bu cihazları Selvi'nin eşi Zehra Selvi'nin bürosuna taşıyordu. Skandalları vuran...
Buyurun toparlayın. Yalanlamadı. Bir daha soruyorum. Müfettiş raporları nerededir? Soruşturma açıldı mı? Evet, Emre şimdi sarayda mı çalışıyor? Evet arkadaşlar, 4. sanayi devrimi, yapay zekayı, iklim değişikliğini, 5. nesil teknolojilerini tartışırken talihsizliğimize bakar mısınız? Biz intiharları, yoksulluğu, krizi, yolsuzluğu konuşuyoruz. Sizler 20 yılda havada, karada, suda, ahlatta milyarları harcarken saraylara, halkınızla aranıza aşılmaz duvarlar ördünüz diyorsunuz. Ama şair ne diyor biliyor musunuz? O duvar, o duvarınız vız gelir bize, vız. Bizim kuvvetimizdeki hız ne bir din adamının dumanlı vadinden ne bir hülyanın gönlü yakışındadır. O tarihin durdurulmaz akışındadır diyor şair. Geliyor gelmekte olan arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kamerayı